KPSS, vatandaşlık, konu anlatım, eğitim videolarıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bir önceki eğitim videomda devlet memurları üzerine düşen sorumluluklar nelerdir ya da devlet memurlarının ödevleri nelerdir bunlardan bahsetmiştik. Bu eğitim videomuzda ise memuriyetin daha doğrusu devlet memurlarının yasaklarından yani devlet memuru ne yapamaz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de vatandaşlık dersinde belli başlı şeyler üzerinde biliyorsunuz oynanamaz arkadaşlar, değiştirilemez. O yüzden bazı konularda maddeleri ya da ilgili hükümleri maalesef, tabii her zaman demiyorum, bazı maddeleri diyorum özellikle, konu dışına çok fazla çıkamıyoruz. Bunu videonun başında belirtmiş olayım. Şimdi ne dedik? Memuriyet yasakları dedik arkadaşlar, doğru mu? Ya da memuriyetlikte diyelim mesela, memuriyetlikte yasaklar. Memurlar ne yapamaz? Bu da oldukça güzel bir konu arkadaşlar. Soru da nasıl gelir? Biraz önce, biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi birinci yasağımız memurlar grev yapamaz değerli arkadaşlar. Yasakla ilgili bir şey sorulacaksa grev mutlaka konu içerisinde geçer. O zaman grev yasağı diyelim biz de. İkinci bir yasak, memurların başka bir görev alması yasaktır arkadaşlar. Yani kendi çalıştığı kurumdaki iş dışında başka herhangi bir görev alması yasaktır. Bunu da biraz sonra şimdi detayından bahsedeceğim. O zaman şöyle yazalım. Başka bir işte çalışma yasağı diyelim arkadaşlar. Başka bir işte çalışma yasağı. Yani mesela Ankara Belediyesi'nde devlet memuru olarak görev yapmaktasınız. Aynı zamanda başka bir belediyede başka bir iş yapamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu konu devlet memurlarından yasak. Aynı zamanda ticarette uğraşma yasağı vardır. Ticaret yapamazsınız. Eğer devlet memuru iseniz ticarette uğraşamazsınız arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Ticaret ile uğraşma yasağı diyelim. Ticaret ile uğraşma yasağı ya da ticaret yapma yasağı diyebiliriz. Yine çok çok önemli bir nokta, devlet memurları herhangi bir siyasi faaliyette bulunamaz arkadaşlar ya da siyasi partilere üye olamaz. O zaman bunu aslında iki maddeye bölelim mi? Siyasi faaliyette bulunamaz diyelim ya da siyasi faaliyette bulunma yasağı diyelim arkadaşlar. Bulunma yasağı. Yani aslında şunu kastediyoruz burada. Mesela devlet memurusunuz. YouTube kanalını açıp A Partisi'ne küfredemezsiniz ya da A Partisi'ni övemezsiniz veyahut da ne bileyim particilik yönünüzü, siyasi yönünüzü belli edemezsiniz arkadaşlar ki bu normal bir vatandaş için bile kendisini sıkıntıya sokabilecek bir olaydır. Beşinci madde olarak da parti şeklinde belirtelim. Siyasi partiye ya da siyasi partilere üye olma yasağı diyelim arkadaşlar. Üye olma yasağı diyelim. Eğer devlet memuru iseniz siyasi partilere üye olamazsınız. Yine bunun akabinde altıncı bir madde olarak ayrıldığı kuruma karşı bir görev alamaz devlet memuru. Yani daha önce çalıştığı bir yere karşı ek görev alamaz arkadaşlar. Ayrıldığı diyelim. Kuruma karşı görev alamaz. Bu da yine detay bir ve önemli bir bilgi. Akabinde denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı 7. madde olarak denetimindeki diyelim, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı. Yani baktığınız zaman devlet memurunun denetiminde bulunduğu kurumdan faydalanarak herhangi bir menfaat güdemez arkadaşlar devlet memuru. Bakın şurası çok çok önemli. Devlet memurları menfaat güdemez değerli arkadaşlar. Aynı şekilde taraflı davranamaz mesela. Bir sonraki maddeye bunu yazalım isterseniz.
Taraflı davranma yasağı vardır. Ya da şöyle de yazabiliriz isterseniz. Tarafsız olmalıdır. Yani bu her konuda geçerli. Çalıştığı kurumda ilgili idari amirine karşı mesela bir olay yaşanmıştır. Devlet memurunun çalıştığı kurumda işte felanca masada oturan kişiyle diğer kişi arasında bir kargaşa çıkmıştır. Olay ne olduysa doğru bir şekilde ona anlatması lazım. Herhangi gidip bir taraf tutamaz ya da normal şartlarda yine siyasi partilerle ilgili bunu belli edemez arkadaşlar dışa karşı. Dolayısıyla yine bu da bir yasaktır devlet memurları için. Başka bir madde ne diyebiliriz arkadaşlar? Mesela gizlilik söz konusu olmalıdır. Yaptığı işleri dışarıya ya da herhangi bir yerde açıklamamalıdır. O zaman ne diyelim? Gizli bilgileri açıklama yasağı diyelim arkadaşlar. Gizli bilgileri açıklama yasağı. Yani şimdi biz özel sektörde çalışıyoruz mesela, değil mi? Kimimiz öğretmen, kimimiz başka meslek dallarında. Arkadaş ortamımızda, başka ortamlarda biz iş hayatımızdan sürekli söz edebiliyoruz yaptığımız işlerden. Bazen bunun detayına kadar mesela bilgi verebiliyoruz arkadaşlar. Ama devlet memuru olarak çalıştığınızda işte mesai saatleriniz diyelim ki 8-5, devlet memuru olduğunuz için 5'te o iş yerinden çıktığınız zaman orayla ilgili her şeyi unutmanız gerekiyor. İşte gizli bilgiden kastımız bu. 10. madde olarak ne söylemedik? Toplu eylemde bulunmayı söylemedik mesela. Toplu eylem yapamazlar arkadaşlar, devlet memurları. Şöyle yazalım. Toplu eylem yasağı diyelim mesela. Yani özellikle sokaklarda felence konulardan dolayı dışarıya bir uyarı, tepki olmasının niteliğinde bazen tabii ki bu güzel bir olaydır ama devlet memurları toplu eylem yapamaz değerli arkadaşlar. Bu da yine aklınızda bulunsun. Şimdi devlet memurlarıyla ilgili yasaklardan bu eğitim videomuzda bahsetmiş olduk. Peki sizlere o zaman bu videonun sonunda şunu soralım. Mesela ilk maddede dedik ki devlet memurları grev yapamazlar dedik. Peki yorumlar kısmında bunu belirtin lütfen arkadaşlar. Devlet memurları 657 sayılı devlet memurları kanununa göre sendika kurabilir mi? Devlet memurları sendika kurabilir mi? Bu konuda da bir beyin fırtınası yapalım ki bakın değindiğim noktalar hep arkadaşlar sınavda da ÖSYM'nin sizi vuracağı yerler bana göre. Sendikadan vurabilir. Yani burada eğer yasakla ilgili bir şeye değinecekse önemli olanlardan bahsediyorum. Grev yasağı, başka herhangi bir işte çalışamaz, ticarette uğraşamaz, siyasi faaliyet, siyasi parti şu ikisini zaten birleştirmiştik aynı şekilde. Mesela tarafsız olma konusu, toplu eylem yasağı gibi. Tabii ki hepsi önemli ama özellikle hangilerinin daha önemli olduğu üzerinde durduk. Yani daha önemliden kastımız şu, ben hazırlasam soruları ben şıklara bunlardan birini koyardım arkadaşlar. Zaten zaman zaman bizim çözdüğümüz sorular içerisinde de bunlardan bahsetmiş olacağız değerli arkadaşlar. Her videoda bir şey öğreniyorsunuz. Belki bildiğiniz şey de olabilir ama ayrı bir detay öğreniyorsunuz değerli arkadaşlar. Umarım eğitim videolarım faydalı oluyordur sizler için. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.